Şimdi bir de şöyle bir türevin uygulamaları diyeyim. Asıl zaten sorunun olacağı yerler mi diyelim artık ya da konunun asıl döndüğü yer. Oraya geldik. Aşağıda fonksiyon hangisi? Yani şurada bir kendimizi şöyle yapsak nasıl olacak? Oraya sığmadık. Şöyle yapalım. Ya da temelde şöyle yapayım. Biz gözükmeyelim. Aşağıda fonksiyon hangisi gerçek sayılar kümesinde daima artandır. Şimdi biz daha önce şunu söyledik. Artan, azalan, minimum, maksimum, ekstremum laflarını gördüğümüzde o fonksiyonun bir adet türevini alacağız. Eğer fx fonksiyonuysa f'in birinci türevinin pozitif negatifliği veya sıfırlığı ile ilgileneceğiz. Efendime söyleyeyim f'in birinci türevinin artan azalanlığı ile ilgilenecek ise f'in ikinci türevine bakmalıydık. Şimdi burada biz f'in türevini alacağız ve diyor ki bu tanım kümesindeki her x için f'in türevi biliyorsun sıfırdan büyük olacak. Birinci türev sıfırdan büyük olduğu zaman f artan oluyor. O zaman birinci türevlerini alalım. F'in türevinde bu x sıfır oluyor. F'in türevinde x bu da sıfır oluyor. F'in türevinde x 1 bölü 2 oluyor. F'in türevinde x eksi 1 oluyor. Bu arada x üzeri eksi 1 olduğu için f'in türevinde x eksi 1 bölü x kare oluyor. Şimdi burada bakalım neler olacak. Bu x zaten sıfır. Ha, pozitif değil. Gördüğün gibi bu 1 bölü 2 pozitif ve x'ten bağımsız her zaman olacak. Cevap bu. Bu ne? Buradaki ise daima azalan olacak. Eksi 1. Bu da x sıfır olmadığı sürece karesi pozitif olur. Ama sonuçta yine bunun hepsi negatif olur. Bu da daima yine azalan olarak karşımıza geliyor. Burada türevini alıp pozitif negatifine bakacağız. Şimdi sağdaki soruda bunu tekrar söylüyorum. Bize değişik varyasyonları çıkabilir demiştik. Çözdüğümüzde o zaman sorularda şu çıkmıştı. F'in birinci türevinin grafiği verilip F ile ilgili biz hep yorum yapmıştık. Ama bu bazen buraya doğru da inebilir ya da çıkabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu soruya bakarsak F türevinin grafiği verilmiş. Yine bizim daha önce çözmüş olduğumuz sorulara benzeyen bir grafik. Eksi 7 bölü 2 ile 6 aralığında olmuş. Burada bize F türevden F ikinci türevi nasıl geçilir? Bunu bir hatırlamamız gerekiyor. Bize fonksiyonun türevi diyelim artık. F ise f'in birinci türevi oluyor da ama f'in birinci türevinin birinci türevi de f'in ikinci türevi olur. Türevi artma veya azalmayı gösterir. Şimdi ben burada o zaman bu fonksiyonun azalma artma durumlarını bir inceleyeyim bakalım. Nerelerde artıyor, nerelerde azalıyor. Gördüğün üzere şöyle yapayım. Niye böyle olduk? Bir tık daha yanından getirmem lazım sanki. Şöyle mesela. Şöyle aşağı kadar ineyim. Bu da şöyle olsun. Hemen hemen şöyle iyi olacak. Son olarak burası. Evet. Bu fonksiyon, bakınız burada artan, bu aralıkta azalan, bu aralıkta artan, bu aralıkta azalan. Bunun türevsel karşılığı ise artan olduğu yerde fonksiyonun türevi, birinci türevi pozitif olur. Ama bu fonksiyon f'in birinci türevi zaten. O zaman bunun bir daha türevi demek ki burada f'in ikinci türevi sıfırdan büyük. Burada f'in ikinci türevi negatif. Burada f'in ikinci türevi sıfırdan büyük. F'in ikinci türevi negatif. Tekrarlıyorum. Fonksiyonun artan, azalan oldukları kritik yerleri bir belirledik.
Eksi 2'nin sol tarafında o eksi 7 bölü 2 ile eksi 2 arasında bir artı aralık söz konusu. Eksi 2 1 aralığında azalanlık söz konusu. 1 ile 3 aralığında da bir artı aralık söz konusu. 1 ile 4 arası yanlış söyledim herhalde. Pardon. 4 6 da azalan. Orada bir nokta noktalardan belirttim. Bunun yanında tamam bu artan azalanın fonksiyon yorumu açısından evet türev yorumu açısından şöyle. Bu fonksiyon artıyor ise türevi pozitiftir. Yani o zaman bu tarafta da bunun türevleri pozitif. Azalıyor ise de burada da türevleri negatiftir. Tabi bu arada f'in türevinin grafiğini incelediğim için, f'in birinci türevinin grafiğini incelediğim için f'in ikinci türevinin pozitif ya da negatif de oluyor. Başka bir deyişle bakınız buralarda biz şurada f'in ikinci türevinin sıfır. Burasında da f'in ikinci türevinin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Şurada nereye yazayım? Şuraya yazayım. F'in ikinci türevi sıfır oldu. Şimdi eksi 3 nerelerde? Eksi 3 buralarda. Tam ne olduğunu bilmesem de artı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. F'in ikinci türevinde 1, bunu söyleyebilirim, sıfırdır. 5 diğeri nerededir? 5 burada bir yerdedir. Ne olduğunu bilemesem de bakın ne olmuş? Negatif olduğunu söyleyebiliriz. Doğal olarak da negatif bir değer sıfırdan küçük, pozitif bir değer de sıfırdan büyük. Yani burada değerlerin işaretleri yardımıyla f'in ikinci türevinde -3, f'in ikinci türevinde 1, f'in ikinci türevinde 5 değerlerini bu şekilde bir sıralama oluşturmuş olabilir. Peki isterseniz şöyle de yapabiliriz. Belki ona alıştınız. Onun için biraz burada tablo üzerine olunca şey olur. Şöyle de yapabilirdim bu arada. Yani birinden birini yapsan yeter. Ben seçenek olarak gösteriyorum şu anda. Kritik değerler eksi 2, 1, 4. Bir saniye. Eksi 2, 1, 4. Şöyle de yorumlayabilirsin. Bu da olur. Fark etmez. F'in ikinci türevi. F'in türevi. Eksi 2, 1 ve 4. Burada fonksiyonumuz neydi? Artandı. O zaman bu da artı oluyordu. Burada azalandı. Bu da azalırsa negatif olur. Bu artandı. Yine artı. Azalandı. Eksi. Gördüğün gibi burada bak. F'in ikinci türevinde eksi 2. F'in ikinci türevinde 1. F'in ikinci türevinde 4 değerleri 0 oluyor. Bunlar bizim aynı zamanda f'in birinci türevinin kritik değerleri bakın. Bu eksi 2, 1 ve 4 değerleri. Bu fonksiyonun ekstrem noktaların absisler toplamı 4'tür demiş. Acaba doğru bir şey söylemiş mi? Bakalım bir dur. Kalemi seçelim. Eksi 2 artı 1 ve 4'ün toplamı yalnız burada 3 yapıyor. Ha bu yanlış olmuş. Şimdi mesela tablodan da grafiğe bakabiliriz. Eksi 1 bölü 3. Bakın burada bir yerde eksi 1 bölü 3. Ne yani? Negatif. Şöyle bir uzun eksi yapalım. 3 bölü 2 yani burada bir değerde. Bu da pozitif. Ha, bu ne? Tam değerlerini bilmesem de eksi artılarını biliyorum. O zaman cevap 1 ve 3 olarak karşımıza geliyor. Ama tekrar söylüyorum. Bu sorular çok farklı şekillerde gelebilir. Şu anda testte var mı bilmiyorum. Gelirse çözeriz. Şimdi şöyle bir daha bir söyleyeyim. Ders anlatırken söylemiştim. Şimdi bize bu kısımda bazen f'in grafiğini verip bunlar hakkında yorum yapmamızı, bazen f'in birinci türevini verip fonksiyon hakkında, bazen de f'in ikinci türevini verip bunun hakkında, yani f'in türevi hakkında, yani şunlar hakkında bilgiler sorulur. Ha, burada an itibariyle biz şunu çözdük ama illa bu şekilde olacak değil. Buradan işte artan azalanlık efendim bunların dikkat edilmesi gerekecektir. Bu sorular biraz daha yorucu sorular bence. Benim düşüncem öyle. Şimdi şöyle gidelim bari tek tek. Şimdi hepsini almaya çalışıyorum. Kendini görmeyince de ben biraz rahatsız hissettim soruyu anlatırken. Onun için kendimi göreyim. Bu fonksiyon gerçek sayılar kümesinde daima artan demek. Ne demek? Her
x için tanım kümesindeki, ki polinom olduğu için tüm reel sayılarda olur. F'in türevini aldığında sıfırdan büyük olacak. Bir kere bunun matematik çizimi bir yazmam lazım. O zaman yazayım. F'in türevinde x doğal olarak x kare gelir. O üçler gidiyor herhalde, artık onlar sıkıntı olmaz. Artı 5. Bunun ne olması lazım? Her x için pozitif olması lazım. Bunu da biliyoruz ki biz, şu resmin olması lazım. Bu ikinci derece olduğu için parabole giriyor. Parabol olunca da delta negatif oluyor idi. Demek ki 2k'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 5 büyüktür 0 olacak. Pardon, yanlış söyledim. Küçüktür 0 olacak. Niye ben büyüktür dedim? Yukarıda büyüktür görünce şurada. Küçüktür 0 olacak. Delta bakın küçüktür olacak diye. Buradan o zaman 4k kare eksi 20'yi karşıya attım. K kare küçüktür 5. O zaman k'mız kök 5 ile eksi kök 5 arasında eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 olur burada arkadaşlar. Burada da kaç var, tam sayıları var? O zaman 5 tane, yani 5 kök olmuş oldu. Dilinden anladığınız zaman sorular esasında çok bir şey söylemiyor. Ama tabii bir bilgi birikimi, bir konuya hakimi tabii ki şart. O bir gerçek. İsterseniz önce 3'ü yapayım, sonra 5'e geçeyim. Bu fonksiyon gerçek sayıda kümesinde hangi aralıkta daimi azalandır? Yani f'in türevinde x'in negatif olduğu aralık soruluyor bize. Kolay. Türevini alacaksın. 3 tane x kare artı 6x eksi 45. 45 ne ya? 3 ile sadeleştirelim. X kare artı 2x eksi 15 eşittir 0. X artı 5'e eksi 3. Başka istersen şöyle de yapalım. Bir daha yazalım. Bu bizim f'in türevinin durumu. Sonra tablo yaparak daha rahat görebiliriz. Ya da direkt görebiliyorsan ne mutlu. Şimdi burada f fonksiyonu eksi 5'e 3 eksi 5'e artı 3. Şunlar tek katlı kökler. Artı ile başla. Eksi artı. Biliyorsun burada artıyoruz, burada azalıyoruz, burada artıyoruz. Bizden istenilen neydi? Azalan oldu yani. O zaman eksi 5 3 aralığı olacak. O da Adana şıkkında mevcutmuş. Şimdi bakınız, biz bunun değişik bir varyasyonu çözdük. Aynısı tabi değil ama burada bir fonksiyon veriliyor. 1. X'imiz A ile B arasında seçileceği için içine giren X sıfırdan büyüktür. Çünkü bu aralık bakın sıfırdan büyük, pozitif tarafta. 2. Bunun karşılığında oluşan fonksiyon görüntüsü. Ups, niye bu kadar kötü oldu? Evet. Şöyle tahminiyle bu da böyle, değil mi? Burası fx. Gördüğün gibi fx yalnız negatif. Burada bunu söylüyor. Aynı zamanda bu fonksiyon yalnız burada artan. Artansa da f'in türevinde x sıfırdan büyük. Yani bu bize x'in sıfırdan büyük, fx'in negatif, türevinin pozitif. Bu soruda kullanmayacağım ama gene de söyleyeyim. Bunun resmini tamamlasaydım bakın bu kollar aşağı doğru bir şey olacaktı. İkinci türevinde negatif olduğunu söylüyor. Yani bu fonksiyonu bu şekilde verilmesinin matematiksel karşılığı işte grafik okuma kısmı bu. Sonra ne istemiş bakalım, soruyu okumadık. Kesinlikle azalan. Ha, o zaman türevini alacağız. Kesinlikle negatif olduğu yeri bulacağız. Şimdi o zaman el mahkum yalnız A şıkkından başlayacağız türevi almaya. A şıkkının türevi 2 fx çarpı f'in türevinde x, bu f karenin türevi olacak, çarpı x eksi f kare x çarpı 1 bölü x kare geliyor. Şimdi bir işaret kontrolü yapalım. Neler olabilir acaba? Fx negatif, türev pozitif, x o da pozitif. Sonuçta burası eksi. F kare olduğuna göre burası artı ama şurası artı ama toplamda burası eksi.
Burası da toplamda eksi. O zaman sonuç yukarıda uzatmaya gerek yok herhalde. Negatiflik ops olacak. Karesi de pozitif. Yani bu negatif. Kesinlikle evet. Bu oluyormuş. Ha hocam şanslıydın. Belki o öbür günlere bir bakalım. Hepsini hemen geçmeyelim. 2x çarpı fx artı x kare çarpı f'in türevinde x yapsak. X neydi? Pozitifti. Fx neydi? Negatifti. X kare pozitif. F'in türevi de pozitif. Şimdi burada ne olur? Bu eksi olur. Bu da artı olur. Bunu açısı bilemem. Ha, artı olabilir. O halde ise eksi de olabilir ama. Onun için burada bir netlik yokmuş. Bunun türevi basit. F'in türevinde x eksi 1 gelecek. F'in türevi pozitif ama eksi 1'den büyük olduğu ile ilgili gene bir muallak var. Onun için bilemiyorum. Bunun türevi de basit. Gelin onu da buraya yapalım. F'in türevinde x artı 2x. Bu zaten artıydı. X de artı oluyor. Ha, bu kesinlikle artanmış ama bize azalan sorduğu için. Kesinlik var ama azalan yönde bir istediği için onu alamıyorum. Bu artan çünkü. Son olarak bu bölmenin türevini alacağız. F'in türevinde x çarpı x eksi 1 çarpı fx bölü x kare. Bir inceleyelim bakalım. F'in türevi pozitifti. X pozitifti. Fx negatifti ama burası toplamda pozitif. Ha, burası da artı. Bu bakın sıfırdan büyük. O zaman Edirne ile Denizli kesinlikle artanmış. Beylikdüzü'ye de kesinlik yok. Adana'da kesinlikle azalan. Şansımıza koyduk hemen oldu ama yine de hepsini bulamayabilirdik diye ben hepsini tek tek kontrol ettim. Farkı bu. Ama grafik tablodan okunması çok önemli. Yani orada x'in pozitif, fx'in negatif, türevinin pozitif, ikinci türev gerek olmadı ama başka zaman belki lazım olur. O da kollar aşağı doğru bir kavlık var ya da çukurluk aşağılık var. O zaman ikinci türevde negatif diyecektik. Buradan da şıkların hepsinin türevini inceleyerek kesinliği bulmaya çalıştık. Altı tam sıkıntı yok. Bu fonksiyonun grafiğini apsis 2 olan nokta teğet olan doğrunun eğimi nedir demiş. Şimdi iki noktasından çizilen teğet doğrunun eğimi soruluyor. Yani ben ne anlayacağım buradan? F'in türevinde 2 nedir anlayacağız değil mi? O fonksiyonun grafiğini apsis 2 olan nokta teğet olan doğrunun eğimi derken F'in türevinde 2 m teğeti soruyor. F'in türev değerini bulmamız lazım. İlk önce bu 3x kare eksi 4x olacak. F'in türevinde 2 koyduğumuzda 4 kare 3 12 değil mi? Burada bir sıkıntı yok. Eksi 8 o da 4 olarak deniz diyorum. Ceyhan'da varmış. Burada ne demek istemiş? Bu fonksiyonun eksi 4 3 aralığında mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerini demiş. Şimdi bu grafiği bir çizeceğiz biz. Yani normalde grafik olarak o eksi 4, 3 aralığında bir kere bu uç değerlere bakılacak. Yani şöyle bir sallıyorum şu anda bilmiyorum. Şöyle bir şey olabilir. Bu eksi 4'ün karşılığı burası yani şurası eksi 4 virgül f eksi 4. Sallıyorum bu arada grafik böyle olmayabilir tekrar söylüyorum. Sadece ne yapmaya çalıştığımı göstermek için. 3'e f 3 bu olacak. Burada tepe noktası gelecek. Orada tepe noktasına bakacağız. Bir de bu tepe noktasında bunlar arasındaki en büyük mesela şu anda bu mutlak max. Mutlak max ne oluyordu? Olunabilecek o aralıktaki en büyük değer. Bu da mutlak min. Bu da aralıktaki en küçük değer. Ha, neler bunlar? Uç değerleri. Kesinlikle bunlara bakacağım. Bir de türevinin sıfır olduğu yerler. Ki burada tepe parabol olduğu için F'in türevini bir alayım dur. Hocam aslında bu soruyu biz parabol sorusunda da görmemiş miydik? Evet ama o zaman türevle yapmıyorduk. Şimdi bu türev yardımıyla yapılacak. Ama sen x küplü olsa buradan, x küplü olsa parabolle çözemezken ama şimdi türevle çözebiliyor olacaksın. Yani türev hepsini çözdüğü için parabol de çözer. Ama biz daha önce parabolü bildiğimizde sadece parabol çözebiliyorduk. Orada biz diyorduk ki tepe noktası yardımıyla bu var. Bir de uç değerlere bakalım diyorduk. Şimdi tekrar söylüyorum. X kare çözdüğü gibi x küp, x kare 4 gibi veya sinüs kosinüsleri de çözme imkanınız var. Ve bunu genelleştirmiş oldu. Şimdi x'e 1 x 4 vereceğim. X'e 1
3 vereceğim. X'e bir de 2 değerini vereceğim. Bu 3 değer arasındaki bakalım büyüklük küçüklük değerler neler çıkacak. F eksi 4. 16 geliyor. Artı 16 geliyor yine. Eksi 6'dan 26 geldi. 3 değerini koyduğumuzda F3 9 eksi 12 eksi 6'dan dolayı eksi ne geliyor? 3 eksi 9 geliyor. F2'ye bakalım. F2'de 4 eksi 8 eksi 6'dan dolayı eksi 4 eksi 10 geliyor. Ha, şöyleymiş o zaman bu. Fonksiyon grafiğini gel bir temizleyeyim. Şöyle değil de bakın. Şöyleymiş bu grafik. Sarı nereden? Burası eksi 4,26'ymış. Bu uç değerin görüntüsü. Bu arada bunlar kapalı aralık olduğu için tabii ki de alabiliyorum. Onu da söyleyeyim. Buradaki değer de 3,-9'muş. Bu nokta ise 2,-10 imiş. Gördüğün üzere bu aralıkta alınan en büyük değer 26. En küçük değer de eksi 10. Bu işlem sonucu ben mutlak maksimum dediğinde mutlak maksimum alabildiği en büyük değer. Tekrar söylüyorum 26. Mutlak minimum ise eksi 10. Bu ikisinin toplamı artı 16 çıkacak. Burada da bu şekilde bir muhakeme yapılabilir. Tabi bu parabol tepe noktasıyla gene yapardık açıkçası. Tekrarlıyorum. Hocam. Dinliyorum. Evet, Sait. Ses mi gelmiyor? Galiba sesle ilgili sıkıntı var. Burada alabilecek uç değerler, uç değerlere bakacaksın. Türevinin sıfır olduğu yerlere dikkat edeceksin. Tabii ekstra türevsiz, süreksiz olur ama o kadar ayrıntıya girmiyoruz. Bu liste şeyini polinom olduğu için de türevi sıfır yaptığı yerler bizim için önemli oluyor ama dikkatli olup onları inceleyeceğiz hepsini. Kritik değerlere bakacağız. Sait galiba düştü değil mi? Şöyle yapalım. Bunun çok çıkacağını söylemiştim. Çok bu tip şeylerle karşılaşacaksınız demiştim grafik olarak. Şimdi burada bu fonksiyonun bu arada doğru denklemi yazılabilir. O kesinlikle doğru ama şu da olabilir. Burada gelin geometrimizi konuşturalım. 1'in burası 1 ise buna oranı 2'nin burası oranı. Yani 1 burası 1 bakınız. Burası toplamda 4 yapar. 3 birim burada 1 birim. Eksi 1 ama tabii uzunluk olunca 1 birim olacak. 1 bölü 4. 2 bölü bakın burası. O da F3. Yani bu da 8'miş. Buradan F'in 3 değerinin F3 değerinin 8 F'in türevinde 3 değerinin ise MT doğrusu olduğunu onun da Y'nin X'e bölümü olacağı için şurada X eksen yapan açı dar açı olduğu için 2 bölü 1'den 2 olduğunu biliyorum. Bunun türevini almam lazım. G'nin türevinde 2x artı 3 çarpı 2 1 çarpı f 3x artı x artı 1 çarpı f'in türevinde 3x çarpı 3 artık söylemiyorum bile için türevleri ama olduğunu. X'e 1 ver. Niye? G'nin türevinde 5 gelsin. çarpı 2 f 3 artı 1 verdiğimizde 2 çarpı f'in türevinde 3 çarpı 3. Şimdi gidelim bunları güzelce yerleştirelim. F3 değerinin 8. F'in türevinde 3 değerinde 2 olduğunu biliyorsun. Toplamda o zaman 8 artı 12 20 yapar. Yalnız bu 2 taneydi. O zaman burası 10 yapar. Onun için cevap Bursa. Burada bu fonksiyonun yerel minimum noktasının absisi 1 olduğuna göre demiş. Demek ki
f'in türevinde 1, 0 olacak. Tabii ki bunu tabloyla da yapabilirim ama bir de ikinci türevle daha zevkliydi. Şöyle bir şey demiştik. Mesela bu parabol kollar yukarı doğru, yani bunun ikinci türevi sıfırdan büyük. Şu nokta birinci türevinin sıfır olduğu yer, birinci türevinin sıfır olduğu yer bize neyi sağlatıyordu? Minimumu sağlatıyordu. Demek ki burada da ikinci türevinde biri koyduğumuzda bunu da sıfırdan büyük olduğunu. Aynısı şöyle de var tabii ki. Bu kollar aşağı doğru oluyordu. Bunun ikinci türevi negatif oluyordu. Bu f'in birinci türevinin, yanlış yaptım. Şurası f'in birinci türevinin sıfır olduğu yerde bize maksimumu sağlatıyordu. Demek ki birinci türev sıfırken ikinci türev negatif olduğunda max, birinci türev sıfırken ikinci türev pozitif olduğunda da min söz konusu. Bizimki de yerel min olduğuna göre, tekrar söylüyorum, birinci türevinde bir sıfır, ikinci türevinde bir pozitif olmalı. F'in türevini alalım. Bu bize 3 tane x kare artı 4 tane kx artı 15'i sağlatırken, işte burada f'in türevinde 1 değerine bakacağız. Burada direkt zaten 0, 2 türevi gerek yokmuş bu arada. Onu incelemeye gerek yokmuş. 4k artı 15 eşittir 0'dan. K'mız ne olacak burada? Ne kötü geldi, bölülü gelecek, bir şey yapacak bir şey yok. 4k eksi 18, K'mız eksi 9 bölü 2 gelecek. O zaman f'in türevini bir daha yapalım. Burada bize 3x kare artı 4 çarpı eksi 9 bölü 2 x artı 15. Buna bu gidiyor. Bu o zaman 3x kare eksi 18x artı 15 eşittir 0 çarpını, ya da 3'leri sadeleştir. X kare eksi 6x artı 5 eşittir 0. Eksi 5'e eksi 1. X'e x. X buradan 1. X buradan 5. Ha zaten hapsi kaçtır? O zaman bir yerde hata mı yaptık? Çünkü x eşittir 1'de minimum. Yerel maksimum noktasının hapsi kaçtır? O da 5 geliyor. Eksi 5 gelmiyor. Biz mi hata yaptık bir yerde işlemde? Yerel minimum noktasının hapsi 1. Evet. F'in türevini aldığımızda 3x kare artı 4k eksi artı 15. F'in türevinde 1. 3, 4k 15. 4k eksi 18, k eksi 9 bölü 2. Yerine koyduğumuzda 4 çarpı eksi 9 bölü 2'den eksi 36 bölü 2, doğru. Eksi 18 geliyor. Artı 15, 3 de sadeleştirdik, 3 de sadeleştirdik, 3 de sadeleştirdik. Eksi 5, eksi 1 geliyor yalnız. Allah Allah. Sanki 5 olacak arkadaşlar bunun cevabı. Eksi 5 var şıkta, artı 5 yok. Bilmiyorum, bir şeyi gözden kaçırmış olabilirim. Bir daha bir sakin kafayla bakıp eğer bir farklı durum olsa paylaşırım. Şu anda fikrim bu. Son olarak daha iki soru şey varmış. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şu iki soruyu bitirmeye çalışalım. Sürem de biraz azaldı da. Bu fonksiyonun yerel maksimum değeri 3 olduğuna göre demiş. Bu ne demek? Bunun türevini 0 yapacağız ilk önce. Eksi 2x artı 6 eşittir 0'dan. X buradan 3 gelecek. Bu da diyor ki f 3 değeri 3 olacak diyor. İşte bu 3 buradan geliyor. Efendim eksi 9 artı 18 artı k'mız 3 geliyor. K'mız eksi 6 gelecekmiş. Buradaki sorunun cevabı oymuş. Bir sonrakine bakalım. Burada ne demiş? X eşittir eksi 1 noktasında eksi durumu olduğuna göre, yani Türkçesi f'in türevini alıp eksi 1 koyduğunda 0 elde etmen lazım. O zaman bölmenin kuralını bir uygulayalım. 2x artı k çarpı 2x eksi 1 eksi
x kare artı kx çarpı 2 bölü 2x eksi 1'in karesi. Şimdi burada f'in türevinde eksi 1'i koyduğum zaman eksi 1 olunca eksi 2 artı k çarpı eksi 2 eksi 3. Eksi 1'i koyduğumuzda 1 eksi k çarpı 2'nin 0 olması, aşağı 0 olmayacak zaten, onu biliyorsun. 6 gelecek. Eksi 3k gelecek. Eksi 2 artı 2k mı geliyor? Eşittir 0. 4 eksi k 0'dan dolayı k'mız 4 geliyormuş. Onu demek istemiş. İyi, süremiz yetecekmiş. Bir soru daha kaldı. Yani türevini alıp 0 yapacağız. Oradan k bulunacak eğer şey olduysa. İşlemler biraz hızlı sürmüş olabilirim. Tamam, bu kadar iyi galiba. Fonksiyonun grafiği verilmiş. F fonksiyon grafiği verilmiş bu arada bu. F, F'in türevi, F'in ikinci türevi derken mesela bu verilmiş bize şu anda normal fonksiyon. 2,5 noktası mutlak maksimum noktası mıdır? Yani bu fonksiyon alabileceği en büyük değer bu aralıkta bu mudur? Evet, doğru. Mutlak dediği en büyük olmalı. Eksi 6,-3 noktası mutlak minimum noktası mı? Eksi 6,-3 dolu olması önemli. Dolu. Bundan da küçük bir değer elde etmediği için evet mutlak minimum olur. F-1 değerinde yara bir maksimum var diyor. F-1 değerinde yalnız azalıp artma durumu söz konusu. Yerel maksimum değil, minimum olmalıydı. Bunu yanlış ya da yanlış anlamamız için böyle vermiş. Eksi 4'e 4 noktasında da bakın çevresine göre bir maksimumluk var. Yine burası yanlış olmuş. Bu da max var. Bu da minimum demiş. F4 değeri yerel bir minimum değeri midir? Bakalım F4 bulunduğu çevrenin evet en küçük değeridir. Yerel bir minimumdur. Bakın burada 4 değerinde türev yoktur ama yerel minimum vardır. Tekrar söyleyeyim. İlla türevin olması ya da sıfır olması gerekmiyor. Buna bağlı olarak doğru cevap 1, 2, 5 olarak gelecektir. Sanırsam de bitirmiş oldum testi. Biraz